Benim ismim Feyza Nur Bekler. Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde 2010 tarihinden beri Jeofizik Yüksek Mühendisi olarak görev yapıyorum. Daha önce Kandil Rasathanesi'nde çalıştım 10 yıl kadar. Orada da Jeofizik Mühendisliği çalışmalarım devam ediyordu. Dediğim gibi 2010 yılından beri Çanakkale Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Şimdi bugün buraya sizleri toplamamızın nedeni, biliyorsunuz afetler yaşıyoruz ülkemizde, şehrimizde. Sadece deprem değil, başka afet çeşitlerimiz de var. Biraz Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın bu sene bir projesi var. İşte her ilde afetlere dayanıklı toplumlar, gönüllüler yetiştirmek üzerine. Biz afet deyince ne anlıyoruz? Evlerimizde afetlere karşı alabileceğimiz önlemler nedir gibi bir proje tasarladılar. Ve proje dahilinde biz isteyen herkese eğitmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz istedikleri yerlerde, istedikleri saatlerde insanlara bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Geçelim. Dediğim gibi bu eğitim turu Başbakanlık Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı tarafından Afet'e Hazır Türkiye projesi kapsamında eğitim ve bilgilendirme amacıyla düzenleniyor. Geçelim. Şimdi bizim Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın bir tanıtım videosu var. 2-3 dakikalık. Onu izlettirmek istiyorum sizlere. Çalıştıralım. Çık tıklarsa. Türkiye, doğal felaketlerle iç içe olan bir coğrafyada bulunuyor. Birçok yöremiz deprem kuşağında yer alıyor. Ülkemiz çok sık olarak heyelan, yangın, çığ ve sel felaketiyle karşı karşıya kalıyor. İnsanlarımızın yaşamını yitirdiği bu afetlerin yıllık maliyeti milyarları buluyor. Doğa olaylarının önüne geçilemeyeceğini ama yapacağımız planlar doğrultusunda alacağımız önlemlerle etkisini azaltacağımızı biliyoruz. 5902 sayılı yasayla kurulan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Aralık 2009'da faaliyete geçmesiyle birlikte afetleri önleyici ve yaratacağı zararları azaltıcı bütünleşik bir afet yönetim sistemini benimsemiş bulunuyoruz. AFAD, kanunla aldığı geniş kapsamlı yetkileri tek elden yürüterek hizmette hız ve etkin bir koordinasyon sağlıyor. AFAD, herhangi bir afet anında Genelkurmay Başkanlığı'na ait arama kurtarma helikopterleriyle askeri nakliye uçaklarını, Türk Hava Kurumu Başkanlığı'na ait yangın söndürme uçaklarını, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ve ambulans uçaklarını, kamu kurum ve kuruluşlarına ait ekip ve ekipmanları, gerekli gördüğünde özel ve tüzel kişilere ait her türlü malzemeyi hızla koordine edip afet bölgesine gönderiyor. Tüm illerimizde bulunan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle 11 ilimizde yerleşik sivil savunma arama ve kurtarma birliklerini harekete geçirerek afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan AFAD, hizmet kalite ve standartlarını her geçen gün yükseltiyor. Afet öncesi hazırlık, planlama ve risk yönetimi bakımından eğitim çalışmaları, tatbikatlar, seminerler, sempozyumlar, erken uyarı ve haberleşme projeleri ve etüt çalışmaları ile önleyici hizmet gücünü geliştiren AFAD, muhtemel afetlerin zararlarını azaltmak için ülke genelinde yüzlerce proje yürütüyor. Bir yandan riskli bölgelerde bu tür çalışmaları koordine ederken, bir yandan da yurt içi ve dışında meydana gelen afet ve acil durumlara çok yönlü müdahale ediliyor. Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ve ekipleri aracılığıyla afete uğramış vatandaşlarımızın daima yanında olan AFAD, afet ve acil durumlarda tüm Türkiye'yi kapsayan kesintisiz acil haberleşme sistemini de kurmuştur. Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi aracılığıyla 100 bine yakın vatandaşımıza genel afet eğitimi veren AFAD, Deprem Simülasyon Merkezi'nde risk altındaki bölgelerde yaşayan yaklaşık 50 bin kişiye deprem konusunda görsel eğitim imkanı sağlamıştır. AFAD, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızda afet ve acil durum bilincini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlığın hangi afetlerde nasıl görev
yaptığını kısaca izlemiş olduk. Bizler eğitim programlarımızda kimlere eğitim veriyoruz? Bakın afete hazır gönüllü gençler çok önemli. Çünkü toplumun tek bir kesimi aileden oluşmuyor. Okullara gidiyoruz, eğitimler veriyoruz. Ailelere gidiyoruz, eğitimler veriyoruz. İş yerlerine gidiyoruz. Afete hazır iş yeri yaratmaya çalışıyoruz. Geçelim. Şimdi bu afete hazır Türkiye projesi kapsamında afet bilinci eğitiminde nelerden bahsedeceğiz? Bunları hep beraber gözden geçelim. Bir kere afet öncesinde bir takım kavramlar var. Bunları inceleyeceğiz. Afet bilinci kültürü nedir? Yaşam çevresindeki risklerimiz nelerdir? Yaşamsal bir takım riskler var mıdır? Yapısal olmayan riskler nedir? Yapısal olmayan tehlikeler nedir? Özel ihtiyaç sahiplerimiz var mıdır evde? Bunların detaylarına gireceğiz. Afetler sırasında uygulanması gereken doğru davranış biçimleri nedir? Afet sonrasında ilk saatler, ilk 72 saat kavramından bahsedeceğiz. İlk 72 saat neden önemlidir? Üzerine altını çizeceğiz. Şimdi bakın, tehlike ve risk nedir? Hep bunlar böyle, bu kavramlar birbirine karışır. Tehlike belirli bir zaman ya da coğrafyada ortaya çıkan insan, çevre ya da toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek doğa, teknolojik ya da insandan kaynaklanan fiziksel bir durum. Riskler ise bu tehlikenin gerçekleşme olasılığı. Şimdi bakın, doğal tehlikelere şöyle bir baktığımızda, bu coğrafyada bunlar bizi etkileyebilir mi? Deprem tehlikesi yaşayabilir misiniz her an? Yaşayabiliriz değil mi? Evet. Sel olabilir. Geçen sene de yaşadık. Salgın hastalıklar meydana gelebilir. Kasırgalar olabilir. Tsunamiler şu an için ülkemizde yok. Ama Akdeniz kıyılarımızda geçmiş dönemler tsunamiler meydana gelmiş. Hatta biliyorsunuz 2011 yılında Japonya'da çok büyük bir deprem meydana geldi. İnsanlar depremden hayatlarını kaybetmediler. İkincil afetler oluştu. Ne oldu? Tsunami meydana geldi. Tsunami ne yaptı? Nükleer santrale zarar verdi. Nükleer tehlike oluştu gibi. Teknolojik tehlikelerimiz olabilir. Ne gibi? Uçak kazası, barajlar yıkılabilir, enerji kesintisi yaşayabiliriz gibi. İnsan kaynaklı tehlikeler de var değil mi? İşte terörist eylemleri olabilir, sabotaj eylemleri olabilir, sivil ayaklanmalar gibi. Her an bunlardan bir tanesiyle değil mi? Şu an bile karşılaşmamız mümkün. Geçelim. Şimdi bu harita Türkiye'deki deprem riskini gösteren harita. Kırmızı her zaman için tehlike anlamına gelir. Bakın kırmızı yerlere şöyle bir baktığımızda, kırmızı yerler Türkiye'nin aşağı yukarı doğu bölgesinden başlıyor. Karadeniz'i bir hat boyunca geçiyor. Marmara Denizi içerisinden geçen ve Çanakkale'nin de kuzeyini alan bir yer var. Bu ne biliyor musunuz? Kuzey Anadolu fay hattı. Belki hepimiz basından yaşadığımız depremlerden biraz aşinasınız. İşte Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği noktaları görüyorsunuz. Doğu Anadolu'da fay hattımız var, Ege'de fay hattımız var. Bu harita aslında bize diyor ki, Türkiye'nin siz neresinde yaşarsanız yaşayın, aslında siz her an bir büyük depremle karşılaşabilirsiniz. Geçelim. Türkiye'nin afet istatistiğine bir baktığımızda 1900'lü yıllardan günümüze kadar 100 yıllık bir zaman içerisinde biz en çok depremden dolayı afetle olmuşuz. Sonrasında bunu heyelanlar, sel, kaya düşmesi, çığlıklar takip etmiş. Geçelim. Yine 1900'lü yıllardan 2008 yılına kadar Türkiye'de yaşanan afetleri bir haritaya nokta nokta yerleştirdiğinizde hangi bölgede en çok hangi afetin olduğunu görüyorsunuz. Bakın heyelan afeti daha çok Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarında gözüküyor. Neden? Hem toprak yapısı hem yağış durumundan kaynaklanıyor. Sel durumuna baktığımızda yine seller yüksek yerlerde ve yağışın çok olduğu yerlerde toprak yapısına bağlı olarak görmek mümkün. Kaya düşmesi riskli olan yerler yine dağlık kesimlerde meydana gelebilir. Çığ olan yerlerde de hem eğim hem yükselti hem de kar yağışının fazla olması gerekiyor. Geçelim. Şimdi o az önce gösterdiğim Türkiye haritasına daha yakından bakıyoruz. Çanakkale'nin de içine olduğu bir fay haritası bu. Bu fay haritası bize diyor ki bakın, Kuzey Anadolu fay hattı, kuzeyde görüyorsunuz değil mi? Kırmızı bir çizgi. Kuzey Anadolu fay hattı Çanakkale'nin Gelibolu'nun hemen kuzeyinden geçiyor. Ve Ege Denizi içerisinde Yunanistan'a doğru bir intim zonu şeklinde devam ediyor. Bakın orada haritada böyle minik minik noktalar var, sinek gibi. Onlar bu fay hattı üzerinde meydana gelmiş depremleri gösteriyor.